Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde size döngülerden while döngüsünden bahsedeceğim. Şimdi while döngüsü nasıl oluşturulur? Bakıyoruz while mesela buraya bir koşul ifadesi belirtmemiz gerekiyor. While'da da şöyle bir şey yapalım. Sayaç diyelim. Bu da eşittir sıfır olsun. Sayaç küçüktür 5 olsun mesela. Döngünün yazılımı bu şekilde arkadaşlar. Bunun içerisinde şimdi bir şeyler yazacağız. Şimdi kısaca size bir önceki dersten örnekle gidersek daha güzel olacak arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir yazalım. Şimdi for döngüsü yazmıştık. For'un içerisinde şöyle bir ifade vardı. Integer i eşittir 0. I küçüktür 30, çok önemli değil. I artı artı gibi bir ifade vardı. Şimdi arkadaşlar bu değerimizin integer şekilde tanımlanan ve başlangıç değerini gösteren yer. Bu i gibi bir sayaçla birlikte forun oluşabileceği ve sonlanabileceğini demeyeyim de nasıl bir artışla oluşabileceğini gösteriyor. Bu da koşulu arkadaşlar. I küçüktür 30 koşulu. Şimdi while'ın içerisinde de şöyle bir ifade var. Bunu da şuraya alalım da. Şimdi bu tarafın olduğu belli olsun. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ilk değer ne aralık, yani nasıl artacağını ifade ettiğimiz yer. Bir de koşulumuz vardı. Burada sadece koşulumuz var arkadaşlar. While bu koşulu sağlıyorsa bu while içerisindeki bu kod blokları çalışacak demek oluyor. Yani ne demek istedim? Şimdi mesela diyelim ki shout bu koşul gerçekleştikçe biz buraya bir şey yazalım. While çalıştı diyelim. Çalıştı. Evet. While çalıştı. Şöyle de yapabiliriz. Daha önce bahsettiğim şekilde de yapabiliriz. Biz bunu tercih edelim şu an. Şöyle. Bakın alt satıra iniyor. While çalıştı. While kaç kere çalıştı? Nerede çalıştı? Bunu da birden başlatalım mesela. Bir olsun. Şimdi bir alt yukarıda, yukarıda boşluk. Şöyle yapalım. Şöyle. Sayaç diyelim. Burayı şöyle yapıp bakın şimdi hiç boşluksuz bıraktık orayı. Şuraya noktamızı koyuyoruz. Bakın. Birinci while çalıştı, ikinci while çalıştı şeklinde bir ifade yazmak istiyorum şu an size. Ama tamam while çalışıyor ama bu sayaç bir diye gelecek. Burada sayacı durduracak herhangi bir ifademiz yok. Bakın görüyorsunuz. Bir var. Beşten küçük mü? Onun kontrolü var. Sayacın bir değerini değiştirir. Herhangi bir ifade yok. Bakalım ona nasıl bir çözüm üretelim. Şöyle yapalım. Sayaç artı artı dersek. Ne olur? Bu gerçekleşir, sayaç artar. Bu gerçekleşir, sayaç artar. Bu gerçekleşir, sayaç artar. Ondan sonra 5'e 5 olduğunda şurası bir daha girmez diye umuyoruz. Bakalım neler olacak. Birinci while çalıştı. 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 Neyse çok önemli değil. İkinci while çalıştı, üçüncü while çalıştı, dördüncü while çalıştı diye düşünebilirsiniz. Bakın ne oldu arkadaşlar. Burası 5 olduğunda döngü artık, döngü koşulu artık gerçekleşmediğinden burası çalışmadı ve artık buradan bir sonraki alt satırlara doğru devam edip bizim kodumuzu bitişine doğru yaklaştı. Yani arkadaşlar for döngüsündeki koşul bu şekilde olduğu için
böyle kullanılıyordu. While döngüsüne koşul bu şekilde olduğu için böyle kullanılıyor. Yani bütün döngülerin belli bir koşulu var ve bunların kullanış tarzı var. Biz bugün bu while bu şekilde kullandık örneğimizde. Ama sizler daha farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Ya da diğer döngülerde daha farklı şekillerde kullanılıyor olabilir. Sizin ihtiyacınıza göre siz o an hangisini kullanmanız gerekiyorsa ona göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz for döngüsünü çok açıkladığım için hani bu kadarlık yeterli. Diğer döngülerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yapamadığınız, takıldığınız yerlerde bize sorularınızı sorun. Sizin sayenizde de diğer arkadaşlar da öğrenebilir arkadaşlar. Ben size iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.